Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta kurban pazarındayız. Altındağ'da kurban pazarındayız. Kurban fiyatları nereye gidiyor? Kurbanlar nasıl, iyi mi? Fiyatlar nasıl? Bir bakalım, bir araştıralım. Artıyor diyorlar fiyatlar. Ya fiyatlar tabii ki yani her şeye zam geldiğinden dolayı. Yem fiyatları, akaryakıt fiyatları falan. Diyeceksiniz ki akaryakıtla ne alakası var, ama bunlar da buraya bir nakliye ile geliyor. Doğal olarak doğudan falan gelen hayvanların fiyatları mecburen artıyor. Bakalım şöyle fiyatlar ne, bir bakalım. Selamünaleyküm. Biz başlar hem kurbanlığa bakıyoruz, kurbanlığa bakıyoruz. Bir de kurban fiyatlarını dinle de yettik. Bir fiyat araştırması yapıyoruz başka. Buyur abi. Abi şu kurbanlıklar kaç paradır? Şu mu? Ya bir de şöyle hem kendi kurbanımıza bakalım. Bize 4 kişilik bir kurban lazım. Verebileceğin 4 kişilik orta hali değil mi? İyi olmaz. Siz seçeceğiniz, ona göre biz bir... Mesela şu. 35. 35? Bilmiyorum. 35 bin. 35 bin. Başkan şu bu 35 bin. 500 üstünde şu. Şeylerden biraz bahsedebilir misiniz abi? Kaç kişi başına ne kadar para katılıyor? Şimdi o insan herkes kendisi keser. Bazılar tek başına keser. Bazı 7 kişi keser. Biz 4 kişi kesmeyi düşünüyoruz mesela. Şu kurbanı 4 kişi kesmeyi düşünüyoruz. Doğrudur abi. 500 kilonun üstünde bu hayvanlar. 500 kilo olmuş. Abi 500 kilo. Şu hayvan net 500 kilo. Bu hayvan net 500 kilo. Aynen. Yani şey böyle canlı. Tabii canlı. Ya bunun dedi 250'si falan nefes düşer herhalde. %60 bunları verebilirim. %60 falan. Ya peki maliyetler niye bu kadar yüksek? Yani şu hayvan 35 bin lira. Yani şimdi 10 tane hayvanı. Yem pahalı abi. Yemler pahalı yetişen. Bunlar nerenin hayvanı? Bu Kahraman Kazan'ın getirdi. Kahraman Kazan'ın. Kahraman Kazan'dan. He. Gerçi sizin yakınmış. Pek fazla bir nakliye bedeli falan da bilmez herhalde. Ya nakliye de nakliye önemli değil ki. Şimdi yem çok pahalı. Geçen sene 80-100 liraya yem alıyorduk. Şimdi 300 lira, 350 lira. En şu büyük hayvanımız çok... mesela şu ne kadar başkan şu? En büyük hayvanımız orada yatıyor. Yatan mı? Şu karşıdaki mi? Aynen. Şu gidelim mi en büyük hayvan yanına? Çekebilir miyiz? Müsaade var mı abi? Çekebilirsin. Bu arada Burak Arapürçek'te ne diye abi, burası sizin isim şurada? Özkar Besi Çiftliği yazıyor. Özkar Besi Çiftliği aynen. Özkar Besi Çiftliği arkadaşlar. Karapürçek Hayvan Pazarında. Abi. En büyük hayvan bu. Aman aman, bu neymiş böyle? Başkan bu ne kadar, bu arada 40 bin çekersin herhalde. 60 kilo. Fazla ya. Niye çekecek mi onu? 60 çekerim. 60 bin. 960 kilo gelir. Ama şey ya. Yan yana dursana ya. Be. Yan yana uyusun. Bir şey yapmaz yok. Sakin. Senin boyun kadar var. Ya bak kan nereme geliyor ya. Hayvan sakin hayvan. Maşallah. Şu maşallahı var. Ya bu şu an ne kadar bu? 60 bin mi? Aynen öyle. Pazarda ya pazar payı illaki var. Pazarda payı illaki var. Aynen pazar payı pazarlık sünnettir. Yani şu an en ucuz hayvan sizin ne kadar şu an? En düşük 32. En düşük hayvan. Aşağıda. Aynen. O da o tarafta en düşük hayvan. Yani en düşük hayvan şu an 32 bin TL. Aynen öyle. Kalk. Biraz zor kalkasın lazım, boş ver. Şu an yani sizin burada şeyde çiftlikteki en ucuz hayvanınız şu hayvan 32 bin TL. Aynen öyle. En pahalı hayvan da 60 bin TL. Aynen öyle. Peki şey mi, şu an nasıl piyasa, sattınız mı, satılıyor mu, gidişat nasıl? Ya şu anda pazarlar çok kalabalık değil. 10 gün kala, ondan sonra kalabalık olmaya başlıyor. Şu an kaç tane hayvan var burada başkan? Burada bizimki 57 tane hayvanımız var. 57 tane hayvan var. Kaçını sattınız şu an siz? Şu anda 2 tane. Dün getirdik biz. Yeni geldi. He, siz yeni geldiniz. Yeni geldiğimiz için aynen. Çok satmadık da. Pazarda kılışmadığı için. Ha, pazarda gelen giden yok aynen. Peki şey mi, yani şöyle baktığınızda bu 57 hayvanların hemen hemen hepsi gider mi yoksa gider mi? İlla gider. Biz normalde pazara gelmiyoruz. Bu sene geldik. Biz çiftlikte satıyorduk. 500 tane hayvanımız var bizim. Kaç tane sattınız? 200 tane. 200 tane sattınız. Aynen. Kira ne kadar buraya abi? Allah bilmiyorum. Kira ben konuşmam da şey biliyorum. He. He, siz konuşmadınız. Kiralar falan da... Bir hafta kalmadı mı bayrama şu an? Bayrama bir hafta kaldı herhalde. Normal... Bir haftadan fazla. Bir haftadan fazla var. İnşallah satarsınız. 12 gün falan vardır. 12 gün. İnşallah satarsınız başkanım. İnşallah. Şu inşallah gider yani. Çok güzel ya. Yani. Gitmezse mesela bu, gitmezse bunu ne yapacağız? Yasada ete veririz yani. Aynı kurtarır kendini. Ha, yani gitmiyor, satılmıyor. Mesela bu gitmezse bunu ete veriyoruz. Mecbur ete veriyoruz. Böyle. Yani bizim hayvanı iyi baktığımız için hayvanımıza güveniyoruz biz. Geçen seneye göre abi alış satış oranında bir düşüş falan var mı yani?
Geçen sene ucuz ya, geçen seneye bakmayın. Mesela geçen sene bu hayvan kaç para olurdu şu 60 milyar? En fazla zaten 30 milyar olurdu. Geçen sene 30 milyar. Geçen sene 30 milyardı, şu an 60 milyar. Yani geçen sene bu sene arasında ya, kurban fiyatları... Ya uçak atladı yani, yemeğe yetişemez ki. Yani şimdi mesela ben burada duruyorum, bir de millet diyor ki ya diyor ne yedi diyor, millet diyor sayıyor, çalıyor sayıyor diyor. Bizimki sayılma değil, bizimki hep yem yem, yediği arpa yem, başka bir şey vermiyoruz biz. Evet. Bizim etimizden şimdi %60 parası 10 bin liraydı, şimdi 30 bine çıktı. İşte buranın kiraları da böyle uçuyor. Tabii, kiralar, yani, tabii canım, kira da çıkıyor. Yani zor zor dediğimiz gibi. Yani geçen sene de bu sene fiyatlar arasında %100 bir artış var. %50'den fazla oldu ya. Yani çarpışı oldu. 30'dan 60'a yani değil mi? 2 katı. 30'dan 60'tı. Mesela geçen sene sen bu şu an 32 bin istiyorsun. Geçen sene de buna en fazla gideceği 20 milyardı. En fazla 20 milyardı. Aynen öyle. Ya 20. O zaman Allah kolaylık versin. Biz ne diyelim? Öyle. Allah, bu gerçekten sizlere bu de yani bakanlarına Allah kolaylık versin. Alanlardan Özkar Besi çiftliği değil mi sizin elinizde? Tamamdır abi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kardeşim görüşürüz. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Hayırlı işler. Baba. Aleyküm selam. Bizim bak abi bizim ufak bir kurbanlık lazım. Şöyle kaç kişilik? 4 kişilik falan. Gel al. Aa yumurta. Başka buna ne diyeceğiz? Gel bak bir de şurada var. Gel. Gel kardeş. Gel. Kalk buldum. Hadi sen de kalk. Kalk. Başkan bizim bir şeyler alıyor yani. Durumdan kısıtlı gibiler. Bak. Buna ne diyeceğiz abi? 26 diyoruz abi. Kaç kişi alacağım? Buna 26 diyoruz. Seni seviyoruz. Sağ olsun abi, teşekkür ederim. Bu ne dedin bana? Çorum Bayat. Çorum Bayat. Evet. Abi geçen sene de bu sene fiyatların arasında bir şey oldu. Yani çok mu almış? Olmaz. Ben var şimdi... Tabii. Kısa bir video çekiyoruz ette, abi bunu. Sorun değil. Etteki artış... geçtiğimiz sene yanılmıyorsam 38 lira civarında. 38 lira. Canlı hayvan dediğimiz hayvan. Şimdi şu anda 60-65'leri görüyorum. Ama besiciye uygun değil bu artık. Çünkü yem 70 liradan oldu 330-340 lira civarında. Yani 3-4 katı arttı. Bu maliyetleri en çok yem mi arttırdı? Tabii yem arttı. Çünkü beside kullandığımız birebir en önemli faktör yem. Hele ki üretimini kendiniz yapmıyorsanız daha fazla. Yemin üretimi. Tabii. Tabii tarlaya mal değil. Arpa, buğday falan ekilmiyorsa bunun da bir fazla. Yani bugün 3 liralık hatta 1,5 liralık buğday 5-6 lira. 2 liralık 3 liralık arpa 7-8 lira. Dolayısıyla aslında vatandaşa da zor. Satıcıya da zor. Satıcıya da zor. Ya vatandaş çok. Yani inanın bunun kendi hayvanın kendi maliyeti hariç 15 lira yediğinin maliyeti var. Bir de fiyatı falan ne kadar? 9.000 lira her fiyatı. Yani bu iki palo 18.000 lira. Artı bir de getirme falan. Nakliye vesaire eklediğiniz zaman. Yani eğer onları eklemiş olalım zaten o hayvan 30 liranın altında satılmaz. Bu da 30 liralık bir hayvan. Satışlar mı? Şu an kurban geldi. Satışlar mı? Şimdi şey pazarın geneli olarak çok iyi değil. Ama hava muhalefeti de etkili. Evet. Tabii. Genel olarak insanlar da gelende hep ufağa sarılıyor. Abi yani, imkan. Evet. Şimdi biz de vurgulamayacağız. Biz de ufak olacağız. 26 bu da lira. Çok önemli bir etken. Simenten hani lezzetsiz. Bizim yolculuklarımızın etinde yağ da var. O yüzden lezzetli olur. Hani yağ olup dediğimiz et bunlarda var. Hem bitkiye daha var. Şu an sizin kaç tane hayvan vardı abi buraya? Kaç tane geliyor? 32 tane hayvan var. Kaç tanesini sattınız? 5 tanesini sattım. Yani şöyle baktığınızda satılacak mı? Satılır. Bunlar satılır da zorlar. Umduğumuzu bulamayız. Yani rakamsal umduğumuzu bulamayız. He, ama diyorsun satılır. Satılır. Yani geri getirin. Tonajlı hayvanımız olsaydı zor. Şurada vardı bir tane. Şurada yani büyük. Mesela çok paşa dediğimiz hayvan. 960 kilo. Vatandaş nasıl alsın? 60 bin lira diyor. 60 bin lira. Nasıl alsın abi? 10 bin lira. Abi 60 bin kiloyu bunlardan hobi bahçesi veriyor. Evet. Değil mi? Yani ama şöyle kıyaslayın. 7-8-10 bin liralık bir şahin geçtiğimiz seneden bu sene 60-70 bin lira. 3'e yani kadar aynen. Hayat pahalı. Hayat şey pahalı. Ya ben ortalama satım işi yapıyorum. Geçen sene 50 bin aldım, alıp sattığım zarar şu an 100 bin lira. Yeah. 100 bin lira 110 bin lira. Saman 70-75 kuruştu bu sene. 2400 lira şu an. Saman mı? 2400. Tabii. Yani bugün aldım daha yeni. Sonra saman. 7400. 2004. Yem fiyatları da zaten. Yem fiyatları da 330-340 lira. Altın nakliye masrafları falan.
Çorum'dan biz kaça geldi abi? 8000 lira. Geçen sene kaça geldi mesela? Geçen geçtiğimiz sene 1500 lira civarında. 1500'den 8000 lira. 1500 lira bu sene 8000 lira. Bu doğal olarak mecburen maliyetlere yansıyor tabii. Burada görüştüğüm arkadaşlardan şunu söyleyen oldu, çok şaşırdım. Yola çıkıyor adam. İşte örneğin 20.000 liraya anlaşıyor Erzurum'dan buraya. Yoldayken tırcı gelen zamdan dolayı 500 lira 1000 lira daha üzerine koyuyor. Allah Allah. Adam yani hani böyle bir ortamda yaşıyor şu anda. Allah herkesin yardımcısı olsun. Satanın da, satıcının da alanın da. Ya. Tabii satarız da alanın da. Vurgun olduğum evet. Adam hepimizin yardımcısı olsun. Abi, yardımcısı. Abi, aa oğlu besin çifti değil mi abi sizinki? Evet, memnun oldum. Kara fişekte biz de çekmemiştik abi. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Günler abi. 15. Bizim yerimiz burada, kendi yerimiz de. Ha kendi yerimiz sizin burada. Burada ama hayvanlar Erzurum'dan geldi. Hayvanlar Erzurum'dan geldi. Peki, bak, hoş bulduk abi, merhabalar. Nakliye falan farkı çok ya, mutlu. Nakliye şu an 25 bin liraya geliyor Erzurum'da. Geliştiriyor 25 bin liraya falan. Evet. Ya peki şey mi, yani böyle hayvanlar pahalı olunca hani sizlerin kazancı mı çok oluyor? Hiç alakası yok abi, zaten pahalı alıyorsun, pahalı satıyorsun. Pahalı, hiç yok, fark eden bir şey yok ki. Maliyet pahalı, yem pahalı. Ya abi şimdi şurada gördük de yani kurban alınacak gibi bir durum yok şu an. Yani alıcı ya, da satıcı da zor durumda ya. Bir algı var hani adamlar çayırda otlatıyor, bilerek pahalıya satıyor gibisinden bir insanlarda öyle bir algı var. Keşke öyle olsa ya. Öyle bir burada otlatacak mera var mı Ankara'da? Değil mi? Yeri yok. Yani, en baba otlatabileceğin 2 ay. Başkan peki şey mi şu an bir satış falan var mı yani şu an? Durgun abi. Her seneye göre durgun. Geçen sene 50 hayvan satan adam 20 zor satmış yani. Sizin var mı siz tekniğiniz bir sattınız mı? 3-4 tane sattık. Burada şu anda bir tane var satılmış olan. Geri falan duruyor. Ama sizin şöyle baktığımızda genelde şey yani 20'lik... Yani 16'dan tut 25 liraya kadar hayvan var burada. 16'lık hangisiydi abi, gösterebilir miyiz? Şu yatan yeri. Şu yatan 16. Şunlar 16 mi? 17 mi? Aynen öyle. Ne kadar et çıkar hani ortalama ya da kaç kişilik 16 bin? 2 kişiye 3 kişiye hem de 150 kilo eti var. En fazla 3 kişiye? Evet 3 kişi. Ondan aşağı kareye olmuyor. Mesela bu 16 bin dediğimiz hayvan geçen sene ne kadar bir tahmin alınmış? Geçen sene en baba 6.5'u. 6.5'u. Evet. O kadar. 6.5'e yani 3'e geldi. 3'e. 3'e kapı. Öyle alıyor. Ama dediğiniz gibi siz şu anda ya... şu hayvanın zayıfı zaten 10 lira ya. Değil mi? Yani bir de bunu yediriyorsun. Bir de yediriyorsun, bakıyorsun. İçeride yiyin diyor yani burada. Tabii, nakliye masrafı var. Kurye 10 bin lira para veriyorsun. Buranın kirası 10 bin lira. 10 bin lira abi. Yukarı arkalar 8 bin lira. Yani yerime göre değişiyor. Biraz öne doğru geldi mi çoğalıyor. Başkanım Allah size kolaylık versin. Sizlere de kolaylık versin. Hayırlı satışlar olsun abi. Teşekkür ederiz. Bana mı tahmin ediyorsunuz? Sağ olasın abi, teşekkür ederiz. Selamlar aleyküm. Selam abi. Ne durdurun? Ya bu kurban pazarında biz geldik de şimdi fiyatlar nedir? Niye böyle pahalı? Bu da pahalı mı diyor? Vallahi temelden bozuk yani şimdi. Yem pahalı. Ondan ne sonra pahalı? Yem olunca bu pahalı. Mazot pahalı, nakliye pahalı, yer pahalı. Nereden geldin abi? Çubuk'tan. Ha Çubuk'tan. Demek sizin yeri yakınmış. Bizimki yakın ha. Ha sizin yeri yakınmış. Mesela bunların fiyatları nedir abi? Mesela 35 bin lira işte. O 3 35 bin lira. Evet 32 bin. Ondan sonra 30 bin, 29 bin. Evet. Bunlar satıldı mi zaten? Satıldı bunlar. Bunlar satılanlar. Kaç tane hayvan getirdiniz abi? 18. 18 tane. Evet. İyi 4 tanesi. 4, 8 tane satıldı. Maşallah. Abi iyi satmışsın maşallah. Evet. Valla yine siz... Ben bizim de... uçuk verimi yok da onun için satılıyor abi. Yani şu an yumruğu 35 bin lira. Evet. Abi bu, bu maliyetler niye artıyor bu iş? Maliyetler yani işte. 35 bin lira bir kurbanlık şimdi. Ya şimdi her şeyi devlete de bağlamak lazım değil. Halkta da var yani. Şimdi kasıyorlar kasıyorlar yarın eti 300 liraya gelecek acaba diyor. Olacak mı diyor? Yani mutlaka olacak abi. Şu anda zaten 150 lira mısın? Şu an 150 yani öyle. 150 lira mısın ya? Kıyma 120 lira. Kıyma 120 lira. O da kafa etti. Herkes biliyor bunu. Yani şöyle bir güzel bir kasapta güzel bir kıyma alayım dersen 150-160 lira. Yani. Hani güzel yani. Kaburgadan yani. Alayım ne bileyim işte. Ya. Az yağlı alayım abi dersen. Abi şu an yani yem fiyatlarından mı diyor bu hayvanlar? Yoksa nakliye fiyatlarından mı? Veyahut abi şimdi geçen yıl Çorum'da baktım ben. 2,5 liraya getirdik kamyonu. 2500 liraya yani. Şimdi 8 bin liraya 9 bin liraya getiriyorlar. Çubuk'tan buraya. Yok yok Çorum'da. Geçen yıl Çorum'daydı. Bu sene de çubuğu ahır kiraladık. Evet, yaklaştırdık yani. Yaklaştırdık. Evet. Ya şurada bir arkadaşla görüştüm. Erzurum'dan getirmişler 25 bin lira nakliye veriyor. Normaldir abi 200 kilometre yok. 25 bizim oraya 180 kilometre.
7-8 bin lira işte. Peki şey mi abi, şöyle baktığınızda, piyasaya falan baktığınızda bu hayvanlar satılır. Yani elinizde falan kalmaz. Bu yıl kalmaz. Geçen sene 311 çadır vardı burada. 119 çadır kaldı işte. Isıtıcılar da yavaş yavaş bitiyor. Seneye de 50-60 çadır var. Geçen sene 311 çadır vardı burada. Evet, burada. Bu sene 119. Niye o kadar azaldı abi? Azalmış ya. Abi şimdi geçen sene ben başladım 90 liradan 110 liradan besiyi bitirdim. Bu sene 190'dan başladık. 350 lira. O zaman hayvan sıkıntısı da olur bu sene. Burada zaten kalmaz ki. Şeylerde hep adamlar bızağın inekleri kestirdi. 310 tane besiciden şu an. Ya bir şu şeyi bak, ya. Bu sene dediğin gibi hayvan zaman... şey de olur. Kurbanlık sıkıntısı da olur o zaman. Bu sene olmazsa seneye mutlaka. Niye? Ya ben de yapmayı düşünmüyorum şimdi. Ama o şeyler arasında utanıyorum. Şu hayvan 35 lira isteme. Geçen sene 16-17 liraya satıldı bu hayvan. Abi biz de otonun satım işi yapıyoruz. Geçen sene 45 bin, 50 bin. Otona mı demişsiniz? Yok. Bizim sitelerdeyiz. 110 bin, 120 bin. Yani mesela ben de utanıyorum. Şu arabaya 120 bin demeye ben de utanıyorum. Yani. Geçen sene 40 bin liraydı abi. 50 bin liraydı. Ya şimdi bu şeyde kriz dediler de, yani biz daha önceki krizleri de gördük. O krizlerde mesela benim Doğan'ım vardı. 6,5 karar ediyordu. Sonra 4000 liraya düştü. Şimdi ben kornet benim. 31 bin liraya aldım. Şimdi 150 bin lira olmuş diyorlar. Öyle. Herkes kazandı da. Nasıl kazandı ben de anlamadım. Abi yok, kimsenin bir kazandığı yok. Yani mesela ya 100'lük bir araba 200 lira olduysa hani sattığın zaman gene aynısı var. Ve mesela sen şunun içinde 30 esnaf olarak öyle. Zaman... Benim çok arkadaşım var galeriz o kadar burada. Yani kimsenin bir şey kazandığı yok. Yani öyle. Ben şimdi bunları satacağım 35'e. Şu anda seneye kurbanlık var. 18-20 diyorlar. 18-20 diyorlar. Yani seneye kurbanlık. Şunların ayarı olacak. Onu bir de bir şey bir bakım verecek. Yani verecek. Onu da getireceğim. 40'a satacağım. Geri gideceğim. 30'a toplayacağım. Bu çap böyle durup gidiyor. Abi kolay gelsin. Abi Allah hayırlı satır azalmış. Sağ olun kardeşim. Eyvallah. Abi, kolay gelsin. Sağ olun. Burada gösterelim şöyle gelecek olanlara. Çorum Sungurlu Besi Çiftliği diye geçiyor galiba. Ergülü Şipşek. Ergülü Şipşek. Ömür olduk abi. Görüşürüz. Abi kolay gelsin.